Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Eczacılık Akademisi'ne hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Levent Üstünez. Bugünkü dersimizin konusu tarih boyu salgınlar ve eczacılık. Bugün COVID-19 pandemisi tüm dünyayı, ülkemizi ve hepimizin günlük yaşamını alt üst etmektedir. Bu afet nedeniyle insanlık olağanüstü günler yaşamaktadır. COVID-19 pandemisinin yol açtığı binlerce can kaybı ve ekonomik kriz tüm dünyayı ve insanlığı tehdit etmektedir. İnsanlık küresel nitelikteki bu salgına çok hazırlıksız yakalanmıştır. Peki bugün tüm dünyayı, ülkemizi ve hepimizin günlük yaşamını alt üst eden COVID-19 pandemisi insanlığın karşılaştığı ilk küresel salgın mıdır? İnsanlık tarihini incelediğimizde tarih boyunca hastalık salgınlarının insanlığı tahrip ettiğini, bazen tarihin seyrini değiştirdiğini ve bazen de uygarlıkları tümüyle yok ettiğini görmekteyiz. Şimdi gelin tarih boyu yaşanan ve dünyayı sarsan önemli pandemi ve salgınlardan bazılarını kronolojik olarak görelim. Şu anda ekranınızda tarih boyu salgınların bir listesini görmektesiniz. Burada milattan önce 3000 dolaylarından başlayıp günümüzde COVID-19 pandemisiyle son bulan bütün büyük ve sarsıcı salgınlar görülmektedir. Bu listeyi gördükten sonra şimdi de isterseniz gelin insanlık tarihine yön veren bu korkunç salgınlardan en öne çıkan 10 salgını sonuçları ile birlikte daha yakından inceleyelim. Milattan sonra 165-180 Antoninus vebası. Askerler seferden Roma İmparatorluğu'na geri döndüklerinde beraberlerinde zafer ganimetleri yanında çiçek hastalığını da getirmişlerdi. Bu salgın orduyu yok etmiş ve Roma İmparatorluğu'nda 5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmıştır. Bu salgın aynı zamanda milattan sonra 180'de Roma daha gücünün zirvesindeyken milattan önce 27'den beri sürmekte olan Pax Romana'nın yani Roma barışının sona ermesine katkıda bulunmuştur. Milattan sonra 180'den itibaren barbar gruplar tarafından daha fazla iç savaş ve istila yaşadığı için Roma İmparatorluğu'nda istikrarsızlık büyümüştür. Veba salgınından sonra Hristiyanlık giderek daha popüler hale gelmiştir. Milattan sonra 541-542 Justinian vebası. Bizans İmparatorluğu çöküşünün başlangıcını belirleyen Bubonik vebası tarafından tahrip edilmiştir. Veba sonradan periyodik olarak tekrarlamıştır. Bazı tahminler dünya nüfusunun %10'unun bu salgında öldüğünü göstermektedir. Veba milattan sonra 527 ile 565 arasında hüküm süren Bizans İmparatoru Justinian'dan sonra onun adıyla anılmıştır. Justinian'ın saltanatı altında Bizans İmparatorluğu Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya uzanan toprakları kontrol ederek en büyük sınırlarına ulaşmıştır. Justinian imparatorluğun başkenti olan Konstantinopolis'te yani günümüz İstanbul'unda Ayasofya olarak bilinen büyük katedrali inşa ettirmiştir. Ancak Justinian de vebadan hastalanmış ve hayatta kalmıştır. Ancak imparatorluğu veba vurduktan sonraki dönemde yavaş yavaş bölgeyi kaybetmiştir. 1346-1353 Kara Ölüm. Kara Ölüm yani veba Asya'dan Avrupa'ya yayılmış ve ardında bir yıkım bırakmıştır. Bazı tahminler bu salgının Avrupa nüfusunun yarısından fazlasını yok ettiğini ileri sürmektedir. Kurbanların cesetleri toplu mezarlara gömülmek durumunda kalınmıştır. Kara Ölüm salgını Avrupa tarihinin gidişatını değiştirmiştir. Bu kadar çok ölüm, iş gücü bulunmasını zorlaştırmış, emeğe daha iyi ödeme yapılmasını ve Avrupa'daki
kölelik sisteminin sona ermesini sağlamıştır. Bir milat olmuştur adeta. Araştırmalar hayatta kalan işçilerin ete ve kaliteli ekmeğe erişimlerinin bu salgından sonra arttığını göstermektedir. Ayrıca ucuz iş gücü eksikliği teknolojik yeniliklere yani inovasyona da katkıda bulunmuştur. 1545-1548 Coco Listli epidemisi. 16. yüzyılda Yeni İspanya adı verilen, bugünkü adıyla Meksika olan bölgede görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi Coco Listli salgınları olarak anılmaktadır. Coco Listli Aztek dilinde haşere anlamına gelmektedir. Aslında balıklarda bulunan Salmonella bakterisi kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Toplam 15 milyona yakın insanı öldürdüğü, Maya uygarlığı için sonun başlangıcı olduğu kabul edilmektedir. Yıllar içinde günümüz Venezuela'sından Kanada'ya kadar yayılmıştır. Bir Salmonella alt türünün yol açtığı bu enfeksiyon, yüksek ateş, dehidratasyon ve gastrointestinal problemlere neden olmaktadır. Bugün hala önemli bir sağlık tehdidi olmayı sürdürmektedir. 16. yüzyıl Amerikan vebaları. Amerikan vebaları Avrupalı kaşifler tarafından Amerika'ya getirilen Avrasya hastalıklarından oluşan bir hastalık kümesidir. Çiçek hastalığı da dahil olmak üzere bu hastalıklar İnka ve Aztek medeniyetlerinin çökmesine katkıda bulunmuştur. Bazı tahminler Batı yarımkürede yerli nüfusun %90'ının öldüğünü göstermektedir. Hastalıklar Hernan Cortez liderliğindeki bir İspanyol gücünün 1519'da Aztek başkenti Tenochtitlan'ı ele geçirmesine ve Francisco Pizarro liderliğindeki bir başka İspanyol gücünün 1532'de İnkaları yenmesine yardımcı olmuştur. İspanyollar her iki imparatorluğun topraklarını ele geçirmişlerdir. Her iki durumda da Aztek ve İnka orduları hastalık tarafından tahrip edilmişti ve bu nedenle İspanyol kuvvetlerine karşı koyamamışlardır. İngiltere, Fransa, Portekiz ve Hollanda vatandaşları Batı yarımküreyi keşfetmeye, fethetmeye ve yerleşmeye başladıklarında hastalığın kendilerine karşı olan yerli grupların büyüklüğünü azaltmış olmasından fazlasıyla yarar görmüşlerdir. Bir büyük salgın, Londra Büyük Vebası 1665-1666. Kara ölümün İngiltere'deki son büyük salgını Kral 2. Charles liderliğindeki Londra'da kitlesel ölümlere neden olmuştur. Veba Nisan 1665'te başlamış ve sıcak yaz aylarında hızla yayılım göstermiştir. Bu salgında veba ile enfekte kemirgenlerden geçen pire bulaşın ana nedenlerinden biriydi. Veba sona erdiğinde Londra nüfusunun %15'i dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi ölmüştür. Ama ne yazık ki bu Londra şehrinin acılarının sonu değildi o dönem için. 2 Eylül 1666'da bu salgının hemen ardından Büyük Londra yangını başlamış, 4 gün sürmüş ve şehrin büyük bölümü yanmıştır. 1889-1890 grip pandemisi. Modern endüstriyel çağda yeni ulaşım bağlantıları grip virüslerinin tahribat yaratmasını kolaylaştırmıştır. Sadece birkaç ay içinde hastalık tüm dünyayı kaplamış ve 1 milyon insanı öldürmüştür. Salgının en yüksek ölüm oranına ulaşması sadece 5 hafta sürmüştür. En erken vakaların Rusya'da bildirildiği görülmektedir. Virüs o dönemde hava yolculuğu henüz mevcut olmamasına rağmen Avrupa ve dünyanın geri kalanında hızla ilerlemeden önce St. Petersburg'da hızla yayılım göstermiştir. 1918-1920 İspanyol gribi pandemisi. Oldukça yakın bir tarih, bugün yaşadığımız tarihe. İspanyol gribi Güney Denizlerinden Kuzey Kutbu'na tahminen 500 milyon insanı etkilemiştir. Bunların 5'te biri ölmüş, bazı yerli topluluklar yok olma eşiğine gelmiştir. İspanyol gribinin yayılması ve ölümcüllüğü, 1. Dünya Savaşı sırasında birçok insanın yaşadığı sıkışık askeri koşullar ve yetersiz
beslenme şartları ile daha da artmıştır. İspanyol gribi anıldığı adına rağmen aslında İspanya'da başlamamıştır. 2005 yılında yayımlanan son araştırma salgının aslında New York'ta ortaya çıktığını göstermektedir. Ancak İspanya büyük harbe katılmadığından ve haberler o dönem bu ülkede sansürsüz olarak yayınlanabildiğinden İspanyol basınında geniş ölçekte yer almıştır. Bilgiler buradan dağıldığı için isim İspanyol gribi olarak kalmıştır. Şu anda ekranda farklı araştırma grupları tarafından bildirilen İspanyol gribi salgınından ölenlerin tahmini sayılarını görmektesiniz. Bu grafikte diğer 4 grip salgını da karşılaştırma amacıyla verilmiştir. Yine bir karşılaştırma yapılabilmesi için tipik mevsimsel gribe bağlı ölümlerin bu grafiğin en alt bölümünde 400 bin olarak yer aldığına özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. İspanyol gribi pandemisi hüküm sürdüğü 1918 yılında yaşam beklentisini de aniden önemli ölçüde düşürmüştür. Şu anda ekranda yaşam beklentisinde 1918 yılındaki bu ani düşüşü grafik olarak görmektesiniz. Şimdi de bu İspanyol gribi salgını bizde ne gibi etkiler yaptı, biraz da ona bakalım. Osmanlı arşiv belgelerine göre İspanyol gribi Osmanlı'da ilk kez 1918'de bazı askerlerde görülmüştür. Salgın Osmanlı'da terhis olan askerlerce yayılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok ağır kayıplarla çıkan Osmanlı Devleti, o yokluk ve yoksulluk içinde İspanyol gribiyle mücadele etmekte çok zorlanmıştır. Ayrıca o günlerde Osmanlıların tek derdi İspanyol gribi de değildi. Toplumun geneline yayılmış olan diğer salgın hastalıklarla da mücadele edilmesi gerekiyordu. Hastalık çoktu ama yeterli sayıda doktor, hemşire, hastane olmadığı gibi eczane, eczacı ve ilaç da bulunmuyordu. Bu zor şartlara rağmen Osmanlı'da İspanyol gribine karşı yine de bazı önlemler alınmıştır. Okullar başta olmak üzere insanların toplu olarak bulundukları yerler bir süre tatil edilmiştir. İstanbul Şehir Emaneti, yani o zamanın belediyesi, bir bildiri yayınlayarak hastalığa karşı alınması gereken önlemleri halka duyurmuştur. Ancak yine de İspanyol gribinden Osmanlı'da çok sayıda insan ölmüştür. Örneğin sadece İstanbul'da ölenlerin sayısı 10.000'e yaklaşmıştır. O günlerde Atatürk de İspanyol gribine yakalanmıştır. Atatürk 27 Mayıs 1918'de böbrek rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'dan Viyana'ya gitti. Burada Kutuç Sanatoryumunda tedavi gördü. 30 Haziran 1918'de trenle Viyana'dan bugün Çekya sınırları içinde kalan Kaplıcalarıyla ünlü Kasba'da geçti ve burada bir süre dinlendi. Sonra yurda dönmek için 27 Temmuz 1918'de Kasbat'tan ayrılıp Viyana'ya geçti. Ancak Viyana'da bir süreden beri Avrupa'yı kırıp geçirmekte olan İspanyol gribine yakalandı. Atatürk bu gerçeği 1926'da Falih Rıfkı Ata'ya şöyle anlatacaktı. Viyana'da hiç kalmaksızın seyahatime devam etmek niyetindeyken, o zamanın çok yaygın ve öldürücü bir hastalığına, İspanyol nezlesine yakalanarak bir müddet Viyana'da kalmaya mecbur oldum. Atatürk 4-5 gün Viyana'da kaldıktan sonra 2 Ağustos 1918'de İstanbul'a döndü. Atatürk 1919 baharında Samsun'a gitmeye hazırlanırken İstanbul'da tekrar gribe yakalandı. Yaveri Cevat Abbas Gürer doktor çağırıp Atatürk'ü muayene ettirdi. Yapılan muayene sonucunda tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı anlaşıldı. Daha önce İspanyol gribine yakalandığı için atamız bağışıklık sistemi itibariyle daha dirençliydi. Atatürk 16 Mayıs 1919'da Samsun'a gitmek için Bandırma vapuruna binerken İspanyol gribini de yenmişti. Anadolu'da onu bekleyen öteki düşmanları yenmeye gidiyordu. 1957-1958 Asya gribi pandemisi. Asya gribi pandemisi grip için başka bir küresel gösteriydi aslında. Çin'deki kökleriyle hastalık 1 milyondan fazla can aldı. Pandemiye neden olan virüs kuş gribi virüslerinin bir karışımıydı. Hastalık hızla yayılmış
ve Şubat 1957 Singapur'da, Nisan 1957'de Hong Kong'da ve 1957 yazında Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyı kentlerinde rapor edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Asya gribi pandemisi 116 bin ölüm meydana getirmiştir. 1981'den günümüze bir diğer pandemi ve epidemi, AIDS pandemi ve epidemisi. AIDS ilk tanımlanmasından bu yana tahminen 35 milyon can kaybına yol açmıştır. AIDS'in etkeni olan HIV virüsünün ilk kez 1920'lerde Batı Afrika'da yaşayan insanlara şempanzelerden geçtiği sanılmaktadır. Bu virüs tüm dünyayı dolaştı ve neden olduğu AIDS hastalığı 20. yüzyılın sonlarında artık bir pandemi haline aldı. Günümüzde insan bağışıklık yetersizliği virüsü HIV ile yaşayan tahmini 40 milyon insanın yaklaşık %64'ü Sahra Altı Afrika'da yaşamaktadır. 10 yıllar boyunca AIDS hastalığının bilinen bir tedavisi yoktu. Ancak 1990'larda geliştirilen ilaçlar artık hastalığa sahip kişilerin düzenli tedavi ile normal bir yaşam sürmelerine izin vermektedir. Ve şimdi de geldik insanlığın karşılaştığı en son pandemi olan COVID-19'a. 2019 yılında başladı bir koronavirüs pandemisi ve halen tüm dünyada devam ediyor. Tüm ülkeler ne zaman biteceğini merak ediyor. Bu amaçla büyük veriyi kullanan yapay zeka algoritmaları ile tahminler yapılıyor. Şu anda ekranda tek tek ülkeler bazında ve dünya genelinde salgının gerçek verilere dayalı güncel durumunu ve ne zaman biteceğini tahmini olarak gösteren bazı grafikleri izlemektesiniz. Ekranda gördüğünüz bu grafik ise 29 Nisan 2020 tarihindeki günlük yeni olgu, yani hastalığa yeni yakalanan hasta sayılarına dayalı olarak dünya genelinde salgının ne zaman biteceğini göstermektedir. Bu yapay zeka algoritmasının grafiğine göre pandeminin %97'si 31 Mayıs 2020'de tamamlanmakta, %99'una ise 18 Haziran 2020 tarihinde erişileceği tahmin edilmektedir. Buna göre COVID-19 pandemisinin teorik yani öngörüsel olarak 4 Aralık 2020 tarihinde tümüyle bitmesi beklenmektedir. Peki yine bu algoritmaya göre Türkiye için durum nedir? Şu anda ekranda Türkiye için yapılan tahmin grafiğini görmektesiniz. Buna göre Türkiye'de COVID-19 pandemisinin %97'sine 18 Mayıs 2020 tarihinde, %99'una ise 31 Mayıs 2020 tarihinde ulaşılmış olacaktır. Algoritmaya göre Türkiye'de COVID-19 pandemisinin 22 Ağustos 2020 tarihinde tümüyle sona ermesi beklenmektedir. Görüldüğü gibi COVID-19 pandemisi insanlığın karşılaştığı ne ilk ne de son pandemi olacaktır. Dünya nüfusu artar ve şehirler giderek kalabalıklaşırken salgın hastalıklar her zaman insanlık için çok ciddi bir tehdit oluşturacaktır. Havayolu ulaşımının artması salgınların yayılmasını kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Yaşanan ciddi sorunlar COVID-19 pandemisinden dünyanın, ülkelerin, toplumların ve bireylerin çıkaracağı dersler olduğu gibi bazı mesleklerin de çıkaracakları önemli dersler olduğunu ortaya koymuştur. Eczacılık mesleği çok hazırlıksız yakalandığı COVID-19 pandemisinde zor günler yaşamaktadır. Mesleğin yaşadığı sorunların önemli bölümü ve en ön planda olanları halka doğrudan hizmet sunan birinci basamak sağlık hizmet sunucusu toplum eczanelerinde yaşanmaktadır. Toplum eczanelerinde yaşanan bu sorunların ekonomik, sosyal, örgütsel ve toplumsal yönleri olduğu gibi başta eczacılık eğitimi olmak üzere mesleki kimlikle ilgili çok önemli boyutları da vardır. Eczacılar fedakarca çalışmalarına ve birçok görev şehidi vermelerine rağmen Türkiye'de eczacılık mesleğinin işlevi halk gözünde çok haksız bir şekilde sadece maske dağıtımına indirgenmiştir. Eczacılar hizmet vermek için çırpınırken
kendilerini halka anlatamaz duruma düşürülmüşlerdir. Yalnız bırakılmışlardır. Toplum eczaneleri daha önce bir pandemi deneyimi yaşamadıkları için fedakarca çalışmalarına rağmen mesleki tatminden de uzaktırlar. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, tarih boyu salgınlar ve eczacılık konulu dersimizin ilk bölümünü burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde bu hassas konuya çözüm önerileriyle devam etmek üzere şimdilik hoşça kalın.